üzereyiz. Arkadaşlar, basınımızın kıymetli temsilcileri. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak kariyer ve hoş geldiniz. Kıymetli misafirler, evet, Türk Patent Kurumu ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında işbirliği protokolü gerçekleşiyor şu anda. Bilgi Batuman Birimi kurulmasına yönelik işbirliği protokol imzaları şu anda atılıyor. Sayın Başkanım, Sayın Hocam. Evet, çok görülmüyor ama protokolü imzalanıp yanlışı geliyor salondan. Sizlere bir müjdemiz de bu süreç içerisinde söylemek istiyorum. Üniversitemiz kuruluşunun ikinci yılında, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, yine İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ilk öğrencilerini kabul edecektir. Ve her üç fakültemizi ve Ziraat Fakültemize yeni açacağımız yeni bölümleriyle birlikte yaklaşık 14 yeni bölüme öğrenci alacağız. Bunlar Ziraat Fakültesi'nde Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma Bölümü vardı. Zootekni bölümümüzü açtık, aktifleştirdik öğretim üyesi alımlarıyla. Tarım Ekonomisi bölümünü açtık, yeni bu sene öğrenci alacağız. Diğer taraftan Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyomühendislik Bölümü, Yazılım Mühendisliği bölümleri de yine YÖK Genel Kurulu kararından da çıkarak kabul edildi. Öğrenci tekliflerimiz de kabul edildi. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültemize Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü açıldı. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Mimarlık Bölümü. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemize de İşletme Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü, Konaklama İşletmeciliği Bölümü de yine Kale Meslek Yüksekokulu Turizmle birlikte gelişecek, belki de Malatya için farklı bir şans oluşturacak ve Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümümüzle birlikte gelecekte yaklaşık önümüzdeki yıl 1500 öğrenciyle karşınızda olacağız. Üniversitemizin temel sloganı bilim, emek ve özverinin kaliteye dönüştüğü bir üniversitedir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, yerel değerlerden kopmadan evrensel değerlere ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir üniversite olma hedefindedir. Bilim, kalite ve marka hedeflerine aynı doğrultuda yürüyoruz. Günümüzde bilgi teknolojileri rekabet avantajının en önemli kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Bilginin öneminin arttığı bu çağda fikri haklarda her geçen gün değer kazanmaktadır. Bu kapsamda patent, marka, tasarımlar günümüzün ekonomi, kalkınmışlık ve refah düzeyinin göstergeleri olarak görünmektedir. Patent, marka ve tasarımlar ne kadar artıyor ve bu üretime yansıyorsa ekonomide, akademide, bilimde o kadar güçlüsünüz demektir. Gücünüz artıyor demektir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi bu durumun farkında ve sorumluluklarının bilincindedir. Malatya, patent, marka, tasarım ve faydalı model konusunda gelişmeye açık bir elimizdir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin hedeflerinden biri de Malatya'yı bu konuda ilk 10 il arasında katkı ve destekleriyle olsun istiyoruz. Sayın Başkanım, olur mu acaba? İnşallah. Bu konu bizim için memleket meselesidir. Göreve başladığımda verdiğim mesajlardan birisi şuydu. Akademisyenler olarak laboratuvarlarda da olacağız, tarlada da olacağız, atölyede de olacağız demiştim. Üreten ve büyüyen Türkiye için bu gerekli diye inanıyorum. Çok kısa bir süre önce Türkiye olarak mutluluk duyduğumuz yerli ve milli otomobil projesi tanıtıldı. Mutluluğumuzun kaynağı asla otomobil üretmek değildir. Mutluluğumuzun kaynağı bunun yerli üretilecek olması ve markasını ülkemize ait olmasıdır. Teknolojisini ülkemizin üretiyor olmasıdır. Değerli konuklarımız, bu anlamda Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak daha önce ASELSAN başkanımızı ağırladık. Daha sonrasında sanayicilerimizle buluştuk ve 15 Ocak'ta Ticari Sanayi Odası Başkanımızla birlikte, Mühendislik Fakültemiz öğretim üyeleriyle birlikte, sanayicilerimizle birlikte 27 firmamızı Ankara'da ASELSAN tesislerine inceleme gezisine götürüyoruz. Hedefimiz
Aselsan'a Malatyalı sanayicilerin tedarikçi firması olmasıdır. İnanıyorum ki bu toplantıdan sonra da hem akademisyenlerimiz hem de sanayicilerimiz patent, marka ve tasarımlar konusunda 2020 yılında Malatya için yeni bir sayfa açacaktır. Malatya Turgutöz Üniversitesi bilimsel çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesine inanmaktadır ve bunun gereğini de yapmaktadır. Bu anlamda bu tören öncesi Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Habib Haşan hocamıza, birlikte olan patenti de şahsıma olan, artık kendi markası olan Kayısır ile anacağımız Acı Kayısı Çekirdeği Ekstresi'nin üretim tesisinde incelemelerde bulunduk. Tesisimizde Acı Kayısı Çekirdeği Ekstresi'nin yanında kayısı ile ilgili yan ürünlerimiz de olacak. Bizlerle gerçekten Malatya'yı gururlandıran üniversitemizin Malatya'ya katacağı çok şeyler var. Süreç içerisinde biraz önce sunumda baktığımız zaman hangi aşamalardan geldiğini, ne kadar zorluklar içerisinde, tıp imkanlar içerisinde de üniversitemizin gerçekten artık toparlandığını, ileriye dönük vizyoner bir bakışla da geleceği de kiramladığını biliyoruz. Dolayısıyla İnönü Üniversitesi'nin yanında ikinci bir üniversitemizin de hem İnönü Üniversitemizi bütünleyecek şekilde ilimizin eğitimine, kültürüne, ekonomisine ve bilim sanatla gelişmesine çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu bir kadro işidir. Bunun için önce inanmak lazım. Hep birlikte şehir olarak bunun etrafında bu hedeflerin amacına ulaşması doğrusunda bizlere de düşen elimizden geldiği kadar desteğiyle vermek zorundayız. Vereceğiz inşallah. Tabii biz dışarıdan takip ediyoruz. Bizim için ülkemizin gelişmesi kadar bölgemizin, şehrimizin gelişmesi, bu hem ekonomik anlamda büyümesi, hem sosyal anlamda bir sosyal şehrin oluşması ve kültürel değerlerinde ve üniversitelerimizin önceliğinde hem bilime, hem sanata, hem kültüre, hem de ilim sanayisinin gelişmesinde rehberlik edecek kadrolara ve akademisyenlere ihtiyacımız olduğu bir aşikar. Bunu komple bütün boyutlarıyla başaran şehirler her zaman bir adım öne geçmiştir. Bu süreç içerisinde de, bu yürüyüş içerisinde de Turgutöz Üniversitemizin de bu yürüyüşe çok büyük katkılar ve değerler katacağına yürekten inanıyorum. 40 sene önce 70'li yıllarda şirketlerin 100 üzerinden toplam varlıklar içerisinde sahip oldukları maddi varlıklar, yani binalar, arsalar, arabalar, insan kaynakları 100 üzerinden 80, %80'ini oluştururken fikri varlıklar %20'nin altındaydı. 2010'lu yıllara geldiğimiz zaman bu piramidin ters döndüğünü görüyoruz. Artık işletmelerin sahip olduğu fikri varlıklar %80'lerin %90'lara çıkmış durumda ve maddi varlıklar %20'lerin altına inmiş durumda. Ben bunu kendim bizzat Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı olarak da Ankara'dan şöyle gözlemliyorum. Zaman zaman aile şirketlerinin ayrılması ve herhangi bir şekilde ihtilaf olması durumunda bizim kurum nezdinde zaman zaman takip ettiğimiz davalarda şirket sahipleri veya aile bireyleri artık şirketlerin patentleri, markaları ve tasarımları üzerinden kavga ediyor. Hiç kimse şirketin işte şurada arabası var, evi var, arsası var, o ikinci planda. Şirketin markası kimde kalacak? Tasarımı kimde kalacak? Patentleri kimde kalacak? Bunun üzerinden daha büyük bir mücadele olduğunu görüyoruz. Malatya kayısısının ticaretleşmesiyle ilgili olarak, daha fazla katma değer yaratmasıyla ilgili olarak güzel bir inovasyon projesini paylaştı. Kayısı Sır bizzat sabahleyin tesisi ben de gezme fırsatı buldum. Bu anlamda Sayın Hocama tebrik ediyorum. Markası da çok güzel, Kayısı'sı. Belki de ileride bu şirketin en değerli varlığı bu marka olacak. Daha fazla markalaştığı zaman. Onun için konu ülkeler için bu kadar önemli. Bir başka örnek, bu fikri sermayenin önemiyle ilgili olarak. Dünyada yıllık yaklaşık olarak bütün ülkelerin gayri safi milli hasılalarını topladığımız zaman
İşte Türkiye'nin 850 milyar dolar. İşte Amerika'nın 25 trilyon dolar vesaire. Yaklaşık bir yılda üretilen dünyada 100 trilyon dolarlık bir ekonomi var. Mal ve hizmetlerin üretilen yıllık toplamına baktığında 100 trilyon dolar. 2018 yılında ilk defa bu ekonominin içerisinde gayrimaddi varlıklar, yani marka değerleri, tasarım değerleri, patent değerleri 50 trilyon doları geçti. Yine bir başka gösterge, S&P 500 dedikleri, dünyada ilk 500'e giren büyük işletmeler, büyük firmalar, bunların içindeki şirketlerin marka değeri veya fikri mülkiyet değerleri %80'inden daha fazla. Yani ülkeler için bu konu bu kadar hayati bir şey. Yani katma değeri yüksek ürün derken aslında tam da anlattığımız markalaşmak, katma değeri yüksek patentler, tasarımlar üretmek. Yani dünyada bu şekilde bir yarış var. Bu yarışı doğru anlamayıp ıskalayan ülkelerin dünya rekabet sahnesinde kalma şansları yoktur. Fikri ürünler, yani markalar, patentler, tasarımlar dünya ekonomisinde merkezde, dünya ekonomisinin %80'ini oluşturuyor. Ve ülke olarak da daha fazla zenginleşebilmemiz için mutlaka böyle bir yapıya, böyle bir üretim yapısına geçmemiz gerekiyor. Rektörümüzle biz ikili işbirliği anlaşması imzaladık. Ve üniversitemizde, Turgut Özel Üniversitesi'nde bir bilgi döküman birimi kuruyoruz. Burada görevli arkadaşı patent marka konusunda eğitim vereceğiz. Ve siz değerli öğretim üyelerinin, öğrencilerimizin, hatta Malatya şehrindeki bütün talep eden herkesin bu konularla ilgili sorularına cevap verecek. Patent başvurusu nasıl yapılır, marka başvurusu nasıl yapılır, bizzat birebir bütün bu bilgileri sizlere verecek. Evet, alkışlar. Lütfen bu tabloyu çekiyoruz. Yine kendilerine gerçekten bizi kırmadı, geldiler. Sağ olsunlar. Kamu kurumlarına özellikle birer koruma markası veriyoruz. Yani başkası bunun ismi, logoyu korumasın diye. Ben de bu ziyaretimde Turgut Özel Üniversitesi, Malatya Turgut Özel Üniversitesi'nin bu koruma markasını hazırladım ve Sayın Hocama, Sayın Rektörüme takdim ediyorum. Bunun aynısını Sayın Cumhurbaşkanımıza verdik ve şeyde duruyor, bizzat arkasında, masasında kullanıyor. Bu da Sayın Hocam onu takdim ediyor. Hocam şöyle söyle, doğru alalım hocam, bir resim alalım. Sizi sormadan verdiğiniz şerefine. Evet, koruma markası belgemizi de Sayın Başkanımızdan Sayın Rektörümüze takdim ediliyor. Çok teşekkürler ediyoruz bizler de. Çok sağ olun, var olun.